Ezar kaçırma birçok nedenden dolayı olabilir. Günümüzde çok sık olarak, yani çocukluk dönemini ayrı tutacak olursak, hanımlarda özellikle çok doğum yapmış, normal yolla doğum yapmış hanımlarda, şişmanlarda idrar kaçırmayı görebiliyoruz. Erkeklerde ise daha çok prostat kanseri nedeniyle prostat ameliyatı yapıldığında idrar kaçırma meydana gelebilir. Ama bütün bunların dışında herhangi bir doğum ya da ameliyat olmaksızın hem erkeklerde hem kadınlarda aşırı aktif mesane dediğimiz bir hastalık var. Burada da idrar kaçırmayı görebiliyoruz. Aşırı aktif mesane sebebi tam olarak bilinmeyen ama mesaneye ve idrar tutma kaslarından gelen sinir uçlarındaki elektrik akımlarındaki değişikliğe bağlı olarak bu hastalarımız çok sık idrara çıkma, idrarda yanma olabildikleri veya ağrılı idrar yapma gibi şikayetler olabildiği gibi bazen idrar kaçırmada görebiliyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda bu hastalığı görmekle birlikte kadınlarda daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle teşhis koymakla oluyor. Teşhis içinde radyolojik yöntemler ve ürodinamik inceleme yapılıyor. Hastayla ayrıntılı konuştuktan sonra, işeme günlüğü incelendikten sonra bu yöntemler yapılarak mesanede istem dışı kasılmalar var mı? Mesanenin kapasitesi ne kadardır? Ve idrar kaçırma hangi basınçlarda oluyor gibi sorulara cevap arayarak bu tanıyı koyabiliyoruz. Bu tanı konduktan sonra birkaç şekilde tedavi edilebiliyor. Bunlardan bir tanesi davranışsal tedavi. Yani hastamızın belirli aralıklarla mesanesini boş tutması veya mesanesi kasılması, mesane kasılmaları geldiği zaman bunları kontrol etmeyi öğretebiliyoruz. Yine ikinci olarak ilaç tedavisi önerebiliyoruz. İlaç tedavisinde bu istem dışı mesane kasılmaları olduğunda alınan ilaçlar bu kasılmaları baskılayıcı ilaçlar. Böylece İstem dışı kasılmalar mesane içinin basıncını artırarak idrar kaçırmaya neden olurken biz bu ilaçları vererek bu kasılmaları baskılarsak mesane içi basıncı artmıyor. Dolayısıyla idrar kaçırma da ortaya çıkmıyor. Bu aşırı aktif mesanenin başka türlü tedavileri de söz konusu olabilir. Eğer davranışsal tedaviye ya da ilaç tedavisine, yani mesane kasılmalarını baskılayıcı ilaç tedavisine cevap alamıyor isek bu durumda hastalara botoks tedavisi önerebiliyoruz. Botoks tedavisinde mesanenin iç yüzeyine döşeyen örtü altına botoks belirli oranlarda sulandırılarak veriliyor. Sistoskopi dediğimiz kapalı yöntemle idrar kanalından girilerek mesanenin içine ve bu idrar kanalından girdiğimiz cihazın içinden de iğne ilerletilerek botoks 20 noktaya, aşağı yukarı 20 noktaya veriliyor. Botoks herkesin çok iyi bildiği gibi bakteri kökenli bir toksin. Bu kasları felç ediyor. Yani mesanedeki kasların kasılmasını durduruyor. Ayrıca mesane iç örtüsünün hemen altında yerleşen ve aşırı duyarlılığa neden olabilen sinirlerin uyarılmasını engelliyor. Böylece mesanedeki istemsiz kasılmalar ortadan kalkıyor ve mesane basıncı yükselmediği için hastalar idrar kaçıramıyorlar diyebiliriz. Mesane pili dediğimiz son yıllarda geliştirilmiş çok yeni bir uygulamayı uygulayabiliyoruz. Tabii ki bunu tekrar vurgulamamız gerekir. Mesane pili tedavisini yapabilmemiz için bütün geçerli tedavilerin, denenmiş tedavilerin hepsinin uygulanması ve başarısız olması gerekiyor. Buradaki mantık, omurilikten mesaneye giden sinir liflerinin hemen yakınına elektrotlar yerleştirilir. Radyolojik yöntemlerle ameliyathanede. Bu elektrotlar mesaneye giden ve mesaneden gelen elektrik akımını taşıyan sinir liflerinin hemen çok yakında olduğu için buradan verilecek elektrik uyarımla normalde aşırı kasılmaya neden olan veya hastanın hissettiği mesanesindeki kasılmaları hissetmeye neden olan elektrik akımını düzenlemeye, normalleştirmeye yarayan elektrik akımları veriyoruz. Böylece hastamız ya hiç bu rahatsızlığını hissetmiyor ya da ciddi miktarda şikayetleri azalıyor. Böylece istemsiz kasılmalar da ortadan kalkıyor ve hasta idrarını
tutar hale gelebiliyor. Mesane pili yerleştirilmesi iki basamaklı bir işlem. İlk önce elektrotlar yerleştiriliyor. Hasta uyumaz vaziyettedir. Uyumuyor ameliyathanede. Çünkü yerleştirirken biz ona elektrik akımını vereceğiz ve bu akımı nerede hissettiğini soracağız. Kasılmalarını gözleyeceğiz. Ve uygun yere yerleştiğine inandıktan sonra da geçici pil takıyoruz. Yaklaşık bir ay, bazen iki ay kadar kalabiliyor. Geçici pille bu deneme döneminde hastanın yarar sağladığını gördükten, objektif olarak anladıktan sonra kalıcı pil uygulamasına geçiyoruz. Kalıcı pilde de yine çok küçük bir kesi yapılarak kalça bölgesinde kasların üzerine, cilt altı yağ dokularının altına kalıcı pil yerleştiriliyor. Kalıcı pilin ömrü 7-8 sene kadar ortalama, 5 ila 10 sene arasında değişebilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak, kullanım şekline bağlı olarak ve böylece deneme döneminde yarar gördüğünü tespit ettiğimiz hastalar ortalama 7-8 sene süreyle bu şikayetlerinden kurtulmuş oluyorlar veya şikayetleri belirgin olarak azalmış olabiliyor. Mesane pilleri üretici firmanın önerisiyle 16 yaşından daha büyük kişilere konulabiliyor. En sık kullanılan alan aşırı aktif mesanenin geçerli veya yerleşik tedavilerine cevap vermeyen hastalar. Bunun dışında bazen idrarını yapamayan, mesaneye giden sinirlerin elektrik akımı taşıyamaması nedeniyle mesane tembelliği ya da mesane felci olarak söylenen durumlarda idrarını yapamayan hastalarda da mesane pili uygulaması başarılı sonuçlar verebiliyor. Burada da mantık aynı. Hiç elektrik akımının geçmediği, mesaneye giden sinirlerin çok yakınına yerleştirdiğimiz elektrotlardan düzenli elektrik akımı vererek bu sinirler yoluyla mesane kasları uyarılabiliyor ve hasta da sondaya bağımlı kalmadan veya kendi kendisini sonda takmaya gerek kalmadan idrarını yapar hale gelebiliyor. Elbette bu tedaviyi uygulamak için yerleşik tedavilerin kullanılması ve başarısız olması birinci şart. İkinci şart, mesaneye giden sinirlerin sağlam olması. Yine üçüncü şartımız olarak da mesanedeki kas yapılarının erimemiş veya başka dokulara dönüşmemiş olması gerekiyor. Bu durumlarda da mesane pilinden yarar görüyoruz. Yine son zamanlarda bazı kabızlık veya büyük abdest problemleri yaşayan hastalarda da mesane pillerinin uygulamaya başlandığını biliyoruz. Ama mesane pilleri günümüze kadar bütün dünyada yaklaşık 175 bin, 180 bin hastaya uygulandı şimdiye kadar. Oldukça yeni ve az bilinen ve de çok pahalı bir tedavi yöntemi. Dolayısıyla bütün önceki tedavilerin, yerleşik tedavilerin uygulanması, bunlara başarılı sonuçlar alınamaması durumunda bu hastalara uygulayabiliyoruz. Bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi vücuda bir elektrot yerleştiriyoruz, bir yabancı cisim yerleştiriyoruz. Buna bağlı olarak enfeksiyon, kanama gibi yabancı cisim reaksiyonları olabiliyor. Ama mesane piline özgü olarak da özellikle apış arasında, bacak iç yüzlerinde elektrik uyarılmasının dağılımına bağlı olarak karıncalanma, çekilme, uyuşma gibi şikayetler de olabilir. Zaten bunları pili yerleştirdikten sonra da bu pilin akımı dışarıdan kontrol edilebiliyor. Yani pil içerideyken uzaktan kumanda cihazıyla pilin akımı, şiddeti ve gideceği yönleri değiştirebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Böyle yan etkiler ortaya çıkarsa eğer bunları tedavi etmek üzere çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz.